Nazif Paşa'dan herkese enerji dolu bir merhaba demek istiyorum. Eğer ki kanalımı ilk defa izliyorsan, ben karavanım Düzgün ve köpeğim Siri ile beraber Türkiye turuna çıktım. Çıktım ama ne çıktım yani. Bütün maceralarımı YouTube kanalımda paylaşıyorum. Eğer ki abone olmadıysan lütfen kanalıma abone olup videoya öyle devam edersen çok sevinirim. O zaman hadi bakalım Gazi Paşa'ya nasıl gelmişim? Ya, otobanda at görülür müymüş? Ben gördüm, bizzat kendim uğraştım onunla. Yolda bir benzinlik avına çıkmadığımız kaldı. O da oldu. Anahtarsız Düzgün'ü çalıştırmak mı? O da oldu. Hepsi oldu. Nasıl oldu, nasıl bitti derseniz hadi gelin videoda buluşalım. Herkese kocaman günaydın. Biz aslında bugün çok erken uyandık Siri Hanım sayesinde ama Düldül'ü o kadar çok özlemişim ki içinde vakit geçirmek, onunla ilgilenmek çok iyi geldi. Ya ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar az şeyiniz olsun, kendi eviniz gibi olmuyor abi. Ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, kendi eviniz gibi olmuyor. Kendi evinizin içinde hissettiğinizi hissedemiyorsunuz yani. Ben en azından Düldül için artık öyle düşünüyorum. Çünkü başka bir evde kaldım ve çok iyi bakıldım. Ona rağmen burada geçirdiğim bir geceyi oradaki bin geceye değişmem. Neyse, böyle sabah sabah çocuğuma da hasret giderdiğime göre artık ufaktan yola çıkalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yollarda. Dün konakladığım yerde böyle bir yer. Baksanıza ne kadar güzel kuş sesleri var. Şurası da Taşucu Sahil. Çıkmayacağız tabii, yola çıkıyorum da. Burası Taşucu Sahil. Tutcu abi günaydın. Küçük hanım da yola çıkmak için bekliyor. Bekliyordu iki gözümün çiçeği. Gidiyoruz. Bak, birileri de yerini aldığına göre artık bu yolculuk başlar değil mi Siri? Siri? İyileşecek, iyileşecek. Hadi görüşürüz yolda. Sabah kaldığım yer Taşucu Sahil Güvenliği'nin tam dibindeydi yani. Bir sokak vardı aramızda. Komutanlık da orada. Büyük belediye binası da oradaydı. Güvenli bir yerdi. Gece de hiç ses olmadı. Zaten şey böyle çok yaşlı bir kesim vardı orada ve çok böyle tatlılardı yani. Balkonlarında oturup çay kahve içtiler akşamları. Hiç çocuk sesi bile doğru düzgün gelmedi. O derece yani. Çok güzel yerde konakladım. Sahilde tabii bir sabah yürüyüşü güzel olurdu ama maalesef ki yasak. O yüzden yapmadık öyle bir şey. Hadi yola devam. Buralarda hiç yerleşim yeri yok. Yani bu atın buraya nasıl geldi, ne der hiçbir bilgim yok. Böyle de bağlanmış bak yolun ortasına. Bak bir buraya bak. Şurada bir şeyler var. İnşallah bunun, inşallah bu amcanındır ya. Baksana. Ata. Şimdi bir su vereceğim. Şu otlatma var galiba orada. O amcayı ya da teyze, kimse, onu bulmaya çalışacağım. Bu atı soracağım. Eğer ki bu at gerçekten şeyse, burada kötü anlamda bırakıldıysa,
At mısın, eşek misin, yüzün çok kötü. Gel. Gel. Ama ben biraz korkuyorum. Sen o yüzden böyle gel. Ha, yola çıkma, yola çıkma. Gel. Gel, yola çıkma, gel. Gel, sen bağlı da değilsin değil mi? Gel. 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 Doğu yönünde ilerleyin. Korktu. Ardından U dönüşü yapın. Gel. Gel, su iç. Beni korkutuyor. Hayır, yola çıkma, ölürsün, yola çıkma. Benden mi korkuyorsun? Ama su içmen lazım. Her yerin çok kötü olmuş. Gel. Gel. Yok. Yok bu köpeğim. Tamam. Yol kenarına koyayım suyu senin için. Tamam. Tamam, çıkma yola. Tamam, ben gidiyorum. Tamam. Tamam, ben gidiyorum. Sen burada kal. Of. Aklımı yitireceğim. Bu hayvan nasıl böyle? Tamam. Yalandan yere aklımı aldılar benim burada. Çünkü bu atacağız. Şu. Teyzeninmiş galiba. Dolaşıyormuş, dolaşıyormuş, geliyormuş. Sorun yok dedi. Dedim ki burada bu ata araba çarpmıyor mu dedim. Yok yok dedi, o yolu biliyor dedi. Çok rahat geliyor dedi. Bir şey de diyemedim. Dedim ki bu at için polisi arayacaktım şimdi dedim. Yok yok, arama, ben alırım dedi. Neyse. Enteresan, çok şaşırdım. Ömrümde ilk defa otobanda at görüyorum ya. Hem de böyle kötü durumda. Gördünüz, tüylerim bile ne biçim. Belki de yaşlıktan. Tamam tamam, sakin ol. Belki de yaşlıktan böyleydi, bilmiyorum. Koca koca tırlar geliyor buradan. At hala orada. Yani neyse, kendi hayvanlarını en azından hayvan olarak gördükleri için, yani onlardan bir kazanç elde edecekleri için herhalde bu kadar ucuz harcamazlar. Çünkü orada koca yeşillik var anlatayım. Burada yolun ortasında niye bu hayvan burada otlanıyor ya da burada dolaşıyor anlamadım. Anlamış da değilim. Yani teyzeye güvenip yola devam edeceğim ben. Yani bekliyorum, alan yok, eden yok. Az daha polisi arıyordum, gelin yardım edin buraya. Neyse, belki de. Lan biz nasıl bir yola geldik? Burada da keçi gidiyorlar. Riske atamadım şu an, yetip yetmeyeceğini bilmiyorum çünkü.
Kolay gelsin. Aa, en yakın nerede var peki? Biliyor musunuz, bilmiyorsunuz? Hadi ya. Oy, burası da kapalıymış. Yakıt iyice azaldı. Ya nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Tam yakıt alacağım kapalı, tam yakıt alacağım kapalı derken olay buraya kadar geldi. Şu an Aydın'la 10 kilometre falan var. Umarım orada bir benzin istasyonu açıktır. Nöbetçi benzin istasyonu denen bir şey var ya. Aha, Aydın'ın kaç kilometre diyor? Aydıncık, Aydınlık ne ya? 10 kilometre diyor. İnşallah 10 kilometre sonra yakıt alırım. Baksana ya. Oy, ben ölüyorum. Hep senden ötüyorum. Hiç söylemiyorsun. Her şeyi ben yapıyorum ya. Of. Neyse, yolun tadını çıkartacağım da çıkartamıyorum. Aklım yakıtta. Eğer ki mazot alamazsam. Haritadan şimdi baktım, biraz daha yolumuz var. Sol tarafta kalıyor, ters istikamette. Ama mutlaka bir dönüş vesaire vardır diye düşünüyorum. Aa, 500 metre kalmış. Çok iyi. Evet, inşallah tabii açık ama açık ben hissediyorum ya. Bu kadar çünkü uzun bırakmazlar hattı boş diye düşünüyorum. Siz olun böyle, ne olur hata yapmayın. Benim elim sırtımda ya. Ben sokağa çıkma yasağında da normalde de sürekli arabada olduğum için hiç böyle aklım basmadı kapalı olabileceğini. Ya yola çıkıyorsun, bir araştır. Ama yok. Aha da gördüm vallahi, yeşil yeşil gördüm onu. Hadi be, açık ol. Önünde de koca bir tır var ama bilemedim şimdi. Vallahi açık. Vallahi açık. Alo. Hadi gidelim. Tabii adam bizi ezmesin, karşı şeritten gelen yol verelim. Açık. Açık. Alo. Çok mutlandım. İtiraf edeyim, hazır bulduğuma göre çok korktum. Yani dedim ki büyük şey oldu, olay oldu. Yolda kaldım, polisi arasam gelmez, çekici üstünde mi gideceğim gene diye psikolojik sorunlarım başladı. Böyle tekrar çekici üstlerine gideceğim zannettim ama çok şükür ki geldim. Oh, kontağı kapatalım. Hop, sakin sakin, seni de dışarı çıkaracağım, bekle. Sir de çok sevindi ama tuvalete gideceğim diye. Merhaba. Bir an var ya, hiç bulamayacağım zannettim. Şükür ki buldum. Şu an orada dolduruyorlar. Kimisi dolduruyor, kimisi de mecburen boşaltım yapıyor. Artık yola daha keyifli devam edelim. Çok şükür ya. Vallahi o yolda kalaydım çok kötü olurdu. Çünkü neredeyse 30-40 kilometre daha böyle hafif yokuşlar var, virajlar var. Çok zorlayıcı değil yani. Bir Datça gibi değil ya da işte Finike'den Dalyan'a giden yokuşlar gibi değil. Ama burası da yokuş ve viraj. Neyse, hadi hadi gidelim, iş tamamlamış, hadi. Ömrümde ilk defa bu kadar ucuz yakıt aldım. 130 liraya çeyrek depodan daha az depo fulledim. Çok şaşırdım. Benzinci abiyle konuştum biraz. Diyor ki çok daha düşecek diyor. Bu fiyatlar ki Rusya daha çok benzin üretiyor şimdi, yakıt üretiyor falan dedi. Dedim böyle, abi bayağı anlattı uzun uzun. Ben anlatmayacağım tabii bunları. Bilmiyorum, yakıt düşerse iyi olabilir. Neyse, ben keyifli keyifli, keyif ala ala, korkmadan yoluma devam ediyorum. Görüşürüz yolda. Anlayamadığım şey, yakıt ibresi yukarı çıktı çıktı, burada kaldı böyle. Acaba diyorum, abiyle biz birbirimizi yanlış mı anladık? Ben fulleyelim dedim, o 130 lira mı anladı? Ben de sormadım açıkçası. Ya da takıldı mı acaba şey? Nedir o? İbre. Neyse, göreceğiz bakalım. Zaten şüphelenmeliydim ya, 140 lira deponun dolduğuna. Çünkü şu çeyreğin de altı, çeyreğin de altındaydı. 4.40 şu an galiba. Bir hesaplayacağım ya, 4.40 TL'ydi. 130 lira verdim, bir hesaplayalım. Şu an yola gidelim. Güzelce yol manzaraları çekelim. Sonra gün sonunda hesaplarız bakalım. Çözeceğim bu olayı. Yol size şöyle güzellikler getirebiliyor. Burası soğuk su. Aslında soğuk suyun çıkışı burası.
buraya doyamadım ama mecbur yola devam etmek zorundayız. Değil mi küçük hanım? Siz de doyamadınız değil mi? Şöyle yolları size göstereyim. Baksanıza boş ama virajlara bak. Devam, devam, durmak yok. Hoppala, ne oldu? Biraz uzak durayım bakayım. Tırı mı çıkamadı, ne oldu? O niye öyle oldu? Çok mu dar acaba ya? Şey yapmam, sen dönersin. Ben seni etkilemem. Turcuların da denk gelmesi demek kötü oluyormuş. Vallahi o 14 tane via diye niye 1.1 milyar doların harcandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü bu adamlar için böyle çok zor. Ki hala da sağ tarafta yanlış görmediysem tünel çalışmaları devam ediyor. Kendimi çarpışan araba kullanıyormuş gibi hissettim. Oğlum merhaba. Uzun zaman sonra ilk defa binek araba gördüm. Ah, çukuru da ıskalamadım. Kendimi tebrik ediyorum. Toslak harfiyat. Allah'ım buraya mı reklam yaptın? Toslak. Toslak harfiyat. Gururla sunar. Şu solda göremiyorsunuz ama çalışmalar hala devam ediyor. Ben de çok göremiyorum zaten. Anlık bakıp çekiyorum çünkü baksanıza yol kör viraj. Dönüyordu, dönüyordu, döndü. Bir daha sola yatıp dönüyordu. Hop. Bir daha sağa. Tekrar sağa yapıyorum. Sen tırcı adamsın. Niye arkadaşını sollamaya çalışıyorsun? Hem de böyle yani. Ne olacak yani arkasından tintin gitsek? Gerçi sen de haklısın. Belki de senin de saatli çalıştırıyorlar. Öyle bir şey de varmış ya. Tur saati, tur başına para alma diye bir şey varmış. Eğer hala varsa ben bunu 200 sene önce öğrenmiştim abimden. O yüzden bu turcular çok hızlı giderlermiş ki tur başına para alabilsin diye. Şu an hala aynı sistem mi bilmiyorum. Umarım aynı sistem değildir. Oo, tekerlekteki sesi var. Cıvı 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 cıvı. Frene basınca tekerden cıv 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 diye. Burası Bozyazı. Neredeyse Bozyazı'dan çıkacağız. Bayağı büyükmüş yalnız. İşin ilginç tarafı şu. Ne telefon ne internet çekmiyor. Belki de bugün özeldir bilmiyorum. Ama hiçbir şekilde çekmiyor. Çok şaşırdım. Kimseyi de böyle hava alıyor. Dışarı izliyor falan. Şimdi Bozyazı'dan çıktım. Anamura 13 kilometre diyor. Peki Bozyazı'dan çıktıysam Anamura 13 kilometre varsa bu 13 kilometrelik alan neresi oluyor? Şu an mesela burada bir şey olsam ben yolumu tarif etmek için ne diyeceğim? Bozyazı çıkış tabelasından devam edin. 13 kilometre içinde herhangi bir yerde mi diyeceğim? Burası bir yere bağlı mı? Ben kafayı mı yiyorum? Bilemiyorum. Kafamda deli sorular. Şu kalenin ihtişamına bir bakar mısınız ya? Ne kadar güzel. Gelip seni yakından görmek vardı ama üzgünüm. Gelemiyorum. Göremiyorum. Sen kendine iyi bak. Ben elbet bir gün geleceğim. Elbet bir gün buluşacağız. Canik. Anamur muzuyla meşhur olduğu için her yerde muzcular var. Anamur muzu, hediyelik muz falan yazıyor. Bir tek şey gördüm. Bir tane zeytinyağı fabrikası gördüm. Koca yol boyunca. Şu an resmi olarak Anamur'un içindeyiz. Ve ışıklara geldik. Var mı böyle bir huy bilmiyorum ama kırmızı ışık görünce böyle boşa alıyorum yol müsaitse. Tıngır tıngır kendi duruyor. Öyle şey yapmıyorum. Tabii çok yüksek hızlı değilsem. Bir anda bir kontrolden daha geçtik. Geçtiğim kontrol dün de beni çevirmiş. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Demek
tarafta çevirmiş. Dün ben seni gördüm diyor. Dedim tamam o zaman gördüysen. Onu dezenfektan ikram ettim onlara. Dezenfektanları bitmiş. 5 dakikada onlarla muhabbet ettik. Şimdi yola devam. Gazipaşa'ya 67 kilometre kalmış. Hadi bakalım. Az kaldı, bir şey kalmadı ya. Kendimi alamadım ve bu saat oldu. Şimdi ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Şimdi videoyu hazırlayayım, editleyeyim. Ondan sonra da kendime kalacak güzel bir yer belirleyeyim. Burası biliyorsunuz ki yasak. Bu yaptığım da aslında çok yasak. Ama şu manzarayı görmeye değdi. O yüzden hemen kaçalım. O zaman yarınki hikayede görüşürüz. Hoşçakalın.